Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 1960'lı yıllardan itibaren ülkemizdeki ekonomik sıkıntının vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı insanlarımız yurt dışına işçi olarak çıkmaya başlamıştır. Bunun ilk örneklerini Almanya'ya gidişle görüyoruz. Daha sonra da Almanya'dan itibaren diğer Avrupa ülkelerinde insanlarımız işçi olarak çalışmaya gitmiştir. Ve Avusturya'ya gelen ilk nesil işçilerimizden Ahmet Yıldırım abimize, Hacı abimize Avusturya'ya geliş sebebini ve buraya geldikten sonra ne gibi zorluklarla karşılaştığını, hele hele bunu ibadet yönüyle, ibadet mekanı olarak neler yapması gerektiklerini, neler yaptıklarını, sorularını kendilerine soracağız. Ahmet abi, efendim, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu röportajımızı kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Kaç yılında Avusturya'ya geldiniz? Ben 3. yılın 23'ü 1972'de Avusturya'ya, buraya, Hohenems'e geldim. Geldiğinizde nelerle karşılaştınız? Ne gibi zorluklarla? Geldiğimiz zaman birinci karşılaştığımız sıkıntı iş ve dildi. Almancaydı. Tabii bizden önce gelen arkadaşlarımıza yaptıkları yardım dolayısıyla bunları yavaş 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 aşmaya başladık. Tabii biz Müslümanlar namaz kılmadan duramadığımız için tabii sağa sola öğrendikten sonra evimizde namazımızı kılsak bile tabii toplu halde namaz kılacak yerimiz, mekanımız yoktu. Bizden önceki arkadaşların yaptığı çalışmalardan dolayı onlar bu camiden önce başka bir yerler yaptılar. Tabii biz de onlara destek verdik. İşte kilise de papazlar bize yerler gösterdi. Oralarda namaz kıldık. Bu camimizden önce yine Hohenems'te büyüklerimiz yine bir cami inşaat etti, yaptılar. Orada devam ettik. Ve dolayısıyla o zamanki hocamız Hasan Hoca'ydı. Hasan Hoca'nın da yardımıyla, çalışmasıyla buraya kiraya geldik. 1995'lerde falandı, 81, 90, oralarda bilemiyorum. Orayı da şey etmeyeyim. Ama tabii burada 8-10 sene kirada kaldıktan sonra burayı arkadaşlıkla beraber o zamanki başkanımız Hidayet Kalın'dı. Cami imamımız Hüseyin Şirin hocaymıştı. Hocaydı, boya baktı. Bunların ve diğer bize yardım eden arkadaşlarımızın hepsinin sayesinde beraber biz de burayı aldık. Tabii bu şekilde değildi. Bir fabrika olarak aldık. Şimdi namaz kılma yerleri inşa ettik. 5-10 sene bu şekilde namaz kıldık. Kira verdik. Belirli bir şilindi o zaman, kira verdik. Dolayısıyla aldıktan sonra birkaç sene sonra işte bu gönülden haline çevirdik. Yine tabi cemaatin bize verdiği katkılardan dolayı. Ben de o zaman yönetimdeydim. Güzel oldu. Tabi bu başımızdan gelenlerin hepsini konuşsak zaman çok ister. Ahmet abi, yani birkaç soru sormak istiyorum. Kısa cevap. Kilisenin altında namaz kıldık dediniz. Bayram namazı mıydı, cuma namazı mıydı? Veyahut da hangi namazsa? Evet. Onu nasıl yaptınız? Sadece kilisenin altında Ramazan namazı, teravih namazı kıldık. Bayram namazını yine o zamanki büyüklerimiz müsait yerlerde, okul gibi yerlerde, geniş yerlerden kiralarlardı. Bir saat, birkaç saat diye sadece bayram namazı için namazlar orada kılardık. Namaz, bayram namazı bittikten sonra o iş orada biterdi. Yerimiz yoktu çünkü. Yine herkes evinde, belirli yerlerde kılardık namazlarımızı. Peki burayı dernekleşme olarak ne zaman başladınız? Ne zaman bir atip derneği oluşturdunuz? Atip Derneği ne zaman oluşturduk? Hayri Hoca. Yani tarih olarak belli olmasa bile yaklaşık bir tarih hocam önemli. 85. Bayağı geç geldi ama 85'lere doğru. 85'lere yani 1985-1986 senelerinde ilk hocamız Hayri Hoca. Onunla beraber dernekleşme yaptık. Onunla beraber dernek başlamış oldu. Dernek başlamış oldu. Evet. İlk etapta kaç üyeniz vardı? Hatırlayabiliyor musunuz acaba? İlk hesap etapta 50-100 kadar üyemizle eski camide başladık.
Tabii o zaman derneğimiz olmadığı için tabii derneği duyan arkadaşlarımız geldi. Her geçen gün çoğaldı. Katıldılar. Katıldılar. Mesela bugün için 400 üyemiz varsa 1500 de üye haricinde cemaatimiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Güzel var. Çok iyi. Peki Ahmet abi, güzel bir mekan oluşturmuşsunuz. Bu mekanı oluştururken sıkıntılı anlar elbette ki her an belki sıkıntı geçti ama evet. Hiç ummadığınız, beklenmediğiniz anda rahatlığa kavuşabildiğiniz veya sizi rahatlatacak bir hadise oldu mu? Evet, çok sıkıntı çektik. Aldıktan sonra çok sıkıntı çektik. 13,5 milyon şiline burayı, şilin de o zaman aldık. Tabii 13,5 milyon şiline karşı 500 bin lira gibi, 1 milyon gibi bir şilin vardı elimizde. Bu parayı tedarik etmek için çok uğraştık. Tabii arkadaşların kimisi inandı, kimisi inanmadı. Tabii neticede inanan da bize yardım etti, inanmayan da destek verdi, inanan da destek verdi. Ama iş ortaya çıktıkça işin gerçek olduğunu herkes gördü. Tabii kolay olmadı. Ben bize destek veren veya hala bu camiye destek veren arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Bize çok güvendiler o zaman. Ben mesela burada namazı kıldığımız zaman bu alımdan sonra bana çok arkadaşlarım 10.000 lira, 15.000 lira şirin bana teslim edip benden kağıt bile alıp istemezlerdi. Tabii biz bunu hemen yönetimin başına iletir, teslim ederdik. Bize böyle bir güven sağladılar. Biz onların güvenliği boşa çıkarmadık sanıyorum. İnşallah iyi olmuştur. Böyle devam ettik hocam. Hüseyin Şirin hocamızın buranın alımında, borcu veriminde, diğer bazı şeylerde hepimize çok katkısı oldu. Allah ondan da razı olsun. Hidayet Başkan ve diğer şimdiki başkanlar gibi o da çok çalıştı. Beraber çok çalıştık. Tabii zahmet çekmedik desek olmaz. Elbette ki. Zahmetsiz rahmet olmazmış. Evet. Rabbim emeklerinizi boşa gidermesin. Abi, çok sağ olun. Şimdi de Ramazan Özcan hocamıza, kendisi Türkiye'de imamlık yapıp daha sonra da Gurbetel'de ekmek varmış deyip buraya gelen bir abimiz. Ramazan hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler kaç yılında geldiniz? Ben 1973 yılı Avusturya'ya geldim. Tabii ki Türkiye'de de az da görev yapsak da buraya geldiğimizde buraların dini yönde veya İslamiyet'i yaşama kurumlar yönünden veya mekanlar yönünden böyle bir teşkilat yoktu. Tabii şu andaki müsaadenizle röportaj yaptığımız Hohenemiz Mamazam Camii içindeyiz. Röportaj bölgesi şu anda burasıdır. Tabii bunda yoktu o zamanları. Hemen hemen 40 sene önceki bir hal. Fakat Türkiye'den buraya gelen cemaat veya vatandaşlarımız İslamiyet'i çok özlemişler gibiydi. Çok üzerinde duruyorlardı. Mekan bulma, mekan elde etme, işte İslamiyet'i yaşama gibi. Tabii ki bir takım imkansızlıklar bunları da müsaade etmese de darlık içerisinde o günden bugüne içindeyiz, yürüttük elhamdülillah. Tabii ki cemaatimizin, insanlarımızın çok katkısı oldu o devirlerde veya gene de aynı. Bilahare sonra böyle kurumlaşmaya başladım. İşte ufak tefek mekanlar, camiler kiralamaya başladık. Bunda bir an oldu bayram için, bir an oldu zaman içerisinde devamlı oldu. Tabii bilahare sonra sağ olsun devletimiz eksik olmasın. Devletimiz de buralara ulaştı bu konularda. Bizlere, cemaatimize yardımcı oldu. Tabii ki bu arada darlık geçirdik, ferahlık geçirdik. İslamiyet'i önde götürecek, hani dini yaşatacak ve dini bizlere anlatacak eleman yoktu o devirde. Yani eleman darlığı çoktu. Fakat gönüllü Fahri arkadaşlarımız vardı birkaç tane sağ olsunlar. Onların sayesinde büyük bir başarı elde ettiğimizi zannediyorum ben. Tabii ki devletimiz de veya sizler gibi din görevlilerimiz de geldiğinde iş hemen değişti. Büyük böyle bu güzel yerlere ulaşmaya başladık. Tabii ki burada cemaatimizin
gurbetteki olan cemaatimizin hakkını yememek lazım. Çok büyük destek verdiler manevi ve maddi yönde. Çok uğraşı verdiler. Dolayısıyla da Yüce Mevlamız tabii bizlere yardımcı oldu. Arkadaşlarımız yardımcı oldu. Devletimiz yardımcı oldu. Bu güzel mekanlara ulaştık. Güzel ibadet yapacak mekanlara ulaştık. Öyle sizler gibi dinin diye bizlere din bilgilerini verecek görevli kardeşlerimize ulaştırdı devletimiz bizleri. Dolayısıyla da gurbette büyük bu konuda yani İslami konusunda da büyük başarı elde ettiğimizi zannediyorum ben. Yani ve de böyle de tabii ki yeterli değildir inşallah rahman. Bundan sonra da gelecek neslimiz bunu devam ettirecektir. Tabii bu arada hakikaten anlatılamayacak güçlüklerle karşılaştık. Sosyal güçlüklerle karşılaştık. İşte dini yönlü zorluklarla karşılaştık gibi konular içerisinde buralara geldik. Cemaatimize tekrar teşekkür ediyorum ben burada. Teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun. İslami konuda çok görevde bulundular, çok katkıda bulundular, çok zahmet çektiler, çok destek verdiler veya yaptılar. Allah kendilerinden razı olsun diyerek röportajı yapan kardeşimize de teşekkür ederim. İnşallahurrahman bundan sonra da daha her konuda bizlerin ve Müslümanların başarılı olması için çalışmalar yapılır. Böylelikle de diğer gurbetlerde hayatımızı devam ettirmiş oluruz diyerek teşekkür ederim ben. Ramazan Hocam bir soru sorabilir miyim? Şimdi tabii Ahmet abim hocam dedi ki biz kilisede ve kilisenin altında veya da papazların gösterdiği bizim için namaz kılma yeri ayırdığı yerlerde namaz kıldık dedi. Siz oralarda hiç namaz kıldırdınız mı? Ve oralarda namaz kıldırdıysanız hangi duyguyu yaşadınız acaba? Ne gibi duygu vardı sizde? Evet hocam şimdi tabii o biraz daha geriye gittiğimizde hani şu andaki imkanla o zaman olmadığından bahsettik. Tabii ki o zamanları aylar günler geçtiğinde Ramazan giriyordu, işte teravih giriyordu, cuma olayları vardı, bayram namazı olayları vardı. Böyle bizlerin elinde çevremizde dahi yani mekan olmadığından muhtarlıklara, belediyelere müracaat ediyordu. Bayram için herhangi bir salon kiralanılıyordu veya da herkesin köyünde bulunan böyle onların işine yarayan böyle bir boşluklar, hayim gibi boş yerler vardı. Oralarda bu teravihleri falan gideriyorduk. Ben kendim bizzat hayimlarda kıldırdım. Yani kilisede ben kıldırmadım. Tabii bilahare sonra dedik ya biz de buralar olmasa bile ara ara böyle mekanla kiralandı bayram için. Hani örneğin Dornbirn gibi büyük yerlere hallele kiralandı. Oralara birkaç sefer bayram kıldık o zamana göre. Teşekkür ediyorum Hazır Hocam. Değerli dostlar gördüğünüz gibi bu mekanları oluştururken buralara kolay gelinmedi. Buraya gelen kardeşlerimiz burada çalıştılar. Hatta günlerin cuma olduğunu fark edemediler. Öyle zaman oldu ki bayramın 2 ay önce geçmiş olduğunu fark ettiler çoğunlukla. Köyden gelen tebrik kartıyla veyahut da mektupla. Ama Allah'a şükürler olsun ki şimdi bırak bayramı, bayramın geleceğini bir yıl önceden takvimlerimiz ulaştı. Hocalarımız görevlerin başında, cemaatimiz de iç içe ve mekanlarımız güzel. Elbette ki bu yeterli mi? Değil. Bu yeterli değil. Durmak yok ve çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda gençliğimiz, genç neslimiz buralarda minareli, ezanı dışarıdan okunan, içi cıvır cıvır cemaatiyle dolu, çocuklarıyla dolu, öğrencilerle dolu yeni mekanlar oluşturma gayreti gidiyorlar. Rabbim onları muvaffak eylesin, Rabbim onları bağışlasın. Biz de Tekin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ben de bizden sonra, bundan sonra gelecek hocalarımıza, şimdiki yanımızdaki hocamıza, Ahmet hocamıza, genç cemaatimize,
ve daha gelecek cemaatlerimize bizden daha iyi yapmalarını beklerim ve hepsine başarılar dilerim. Allah hepsinden razı olsun. İlla ki bu namaz bulunacak ibadet yerlerine bizim Müslüman din kardeşlerimiz çok düşkün. Bugün bir adım geride de olsa yarın bu adımın ileri geçeceğine biz inanıyoruz. İnanmasak bunu yapamayız zaten. Onun için ben hepinize teşekkür ederim hocama, Ramazan hocama, sana ve cemaatimize. Teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Camimizin arka bahçesi, arka köşesi. Thank you.
halkımızın gelip kaynaştığı mekanlar. Kaynaştığı mekan. Thank you.